İşte 2022 model Galatasaray. Galatasaray'da başkanlık seçimleri sırasında taraftarların en çok ilgi gösterdiği aday olan Burak Elmas, seçildikten sonra Fatih Terim'i hemen göreve getirse de henüz transferde istediklerini yapamadı. Ancak bunun nedeni çiçeği burnunda başkanın beceriksizliği değil, önceki yönetimin bıraktığı devasa ödemelerdi. Yine de enkaz edebiyatı yapmadan bu sorunları tek tek çözen Burak Elmas'ın önünde artık herhangi bir sorun bulunmuyor. Başkan Burak Elmas ve ekibi, geçmiş alacakların bir kısmını temizleyerek UEFA'ya gönderilecek borçsuzluk kağıdını aldı ve transferin önündeki tüm engelleri kaldırdı. Sarı Kırmızılılar yeni sezonda kadrosuna çok önemli takviyeler yapmaya hazır. Türkiye'nin hem en çok şampiyon olan, hem en çok Şampiyonlar Ligi oynayan, hem de açık ara en çok kupa kazanan takımı olan Galatasaray, bu sezon elde edilen ikincilik nedeniyle üzülse de, Şampiyonlar Ligi biletinin alınmasıyla buruk da olsa bir sevinç yaşadı. Zira Galatasaray'ımız elemelerin ardından gruplara kalırsa kasaya çok ciddi bir gelir girecek. Bunun bilincinde olan Sarı Kırmızılılar, başta Gelson Fernandes ve Kaan Ayhan olmak üzere, taraftarların çok sevineceği oyuncularla anlaşma sağladı. Transferler bu isimlerle sınırlı kalmayacak elbette. İtalyan ekibi Parma'nın yıldızı Hernani, Patrick Van Aanholt ve Mario Lemina da Sarı Kırmızılı transfer heyetinin radarında. Birçok yıldız isimle görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın listesinde göze en çok çarpan isim, transferi zor gözükse de Portekizli dünya starı João Mário. Orta sahada Taylan Antalyalı, João Mário ve Gelson Fernandes üçlüsünü bir araya getirmek isteyen Galatasaray, bu herifine ulaşırsa Süper Lig'deki diğer takımların vay haline. Galatasaray Agustinson'la anlaşma sağladı. Selamlar dostlar, naber? Galatasaray'la ilgili önemli haberler var. İsterseniz hemen başlayalım. Bu sezon ligi domine edecek bir kadro kurmayı hedefleyen ve transfer çalışmalarına sıkı bir şekilde devam eden Galatasaray, Werder Bremen'in 27 yaşındaki sol beki Ludwig Agustinson'u gözüne kestirdi. Sarı Kırmızılılarda Cagne, Luindama, Falcao ve Feguli'den gelmesi muhtemel bonservis bedeli ve açılacak maaş bütçesi yeni transferler için kullanılacak. Alman ekibinin 2017 yazında 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı İsveçli futbolcu, Bundesliga'da oynadığı 23 maçta 4 asistlik performansıyla göz doldurdu. Alman kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Agustinson'u PSV maçına yetiştirmek için girişimlerini sürdüren Galatasaray, bu transferi 3-3,5 milyon euro bandında tamamlamaya çalışıyor. İsveçli yıldızın da büyük bir takım formasıyla Avrupa kupalarında boy göstermek istediği için Galatasaray'la anlaştığı öğrenildi. Oyuncuyu ikna etmeyi başaran Cimbom'da şimdi hedef Werder Bremen'le anlaşmak. Oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması Sarı Kırmızılıların elini güçlendiren faktörlerden biri. Ancak Alman ekibi Ludwig'i yine de ucuza bırakmak istemiyor. Galatasaray'ın ikinci lige düşen Werder'i ikna etmesi halinde Ludwig'le 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da gelen haberler arasında. Galatasaray milli yıldızı sağlık kontrolünden geçirdi. Galatasaray altyapısından yetiştirip tam 11 milyon euroya Stuttgart'a sattığı Ozan Kabak'ı geri getiriyor. Almanya'dan Ravia Sports'ta yer alan haberde Avrupa Şampiyonası Ozan Kabak için sinir bozucuydu. Schalke'nin stoperi sahada bir dakika bile yer alamadı. Ozan kendini büyük sahnedeki diğer kulüplerin vitrinine koyabilmeyi umuştu ama olmadı. Bundan Schalke'de zararlı çıktı. Schalke'ye genç yıldızı 15 milyon euro verirken 2-3 sezon içinde 40 milyon euroya satmayı umuyordu ancak ortada öyle bir rakam yok. Liverpool'da yaklaşık 20 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Schalke Ozan'ı aldığı paranın altına bile satabilir denildi. Ozan için Schalke'ye gelen tek resmi teklif ise Nice'den. Ancak Ozan bu teklifi kabul etmek istemiyor. Fatih Terim de Ozan'a, 5 büyüklükte zirvede oynayan bir takıma gitmeyeceksen Galatasaray'a gel, burada yeniden formunu yakala dedi. Sarı Kırmızılılar bu transferi kiralama formülüyle bitirmeye çalışıyor. Öte yandan Galatasaray'ımızda 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arda Turan sağlık kontrolünden geçti. Yapılan açıklamada, kulübümüzde 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan profesyonel futbolcumuz Arda Turan sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımı yetkilileri diye hazır bulundu. İfadeleri kullanıldı. Kaptan Arda Turan'a şampiyonluk ve kupalarla dolu mutlu bir sezon dileriz. Umarım taraftarların tribünlere döneceği bu yıl hem Arda için hem de Galatasaray'ımız için harika geçer.
Galatasaray milli yıldıza 5 yıllık anlaşma sağladı. Canahan transferinde yarış kızışıyor. Milli futbolcunun kulübü Sassuolo, Galatasaray'ın oyuncuyu istediğini resmen açıkladı. Yıldız stoperin peşinde sarı kırmızılıların yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş da var. Ancak oyuncunun tercihi Galatasaray. Bu nedenle Sassuolo'yu daha fazla para vererek ikna etme hayalleri kuran rakiplerimizin işi çok zor. Yeşil Siyahlı kulüp yaptığı açıklamada Galatasaray Kaan Ayhan'ın durumunu sordu. İstanbul'un diğer takımları da teklif yaptı ancak şu an net bir şekilde duyurabiliriz ki transferde Galatasaray bir adım önde. Sözleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu. 26 yaşındaki oyuncu için geçen sezonda nabız yoklayan Galatasaray transferi bu kez bitirecek. Yabancı sınırının uygulanacak olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşasa da durumu ayak uydurmak zorunda kalan sarı kırmızılılar kadrosunu kaliteli yerli oyuncularla takviye etmek istiyor. Bu doğrultuda Kaan Ayhan'ın peşini bırakmayan aslana bir müjde de Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Genç oyuncu Galatasaray'la 5 yıllık anlaşma sağladı. Barış Alper Yılmaz'ın transferi karşılığında başkent ekibine 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bunun yanında sarı kırmızılılar genç bir futbolcuyu da geçiren gücüne verecek. Sarı kırmızılı taraftarların performansını büyük bir merakla beklediği genç yetenek için hocası İlker Püren kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Barış'la bir yıl çalıştık. Oyuncudaki büyük potansiyeli görünce ona 28 maçta ilk 11'de forma verdim. Çok da iyi oynadı. Arkadaşları ona yerli Mbappe diyor. İfadelerini kullandı. Galatasaray'dan Thomas Ribeiro hamlesi. Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verirken sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray'ın Belenenses forması giyen Portekizli oyuncu Thomas Ribeiro ile görüşmelere başladığı belirtildi. Portekiz basınından Record'un haberine göre Galatasaray Belenenses'in 22 yaşındaki stoperi Thomas Ribeiro'yu kadrosuna katmak üzere. Haberde oyuncuyla aynı zamanda Vitória Guimarães'in de ilgilendiği belirtiliyor. Galatasaray daha önce Portekiz'den scout ekibinin önerisiyle Marcao'yu transfer etmiş. Brezilyalı oyuncudan büyük katkı sağlamıştı. Thomas Ribeiro'nun Belenenses'i olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. 22 yaşındaki stoper bugüne kadar takımı Belenenses'le ligde toplam 45 maça çıkarken bir de gol atmayı başardı. İspanya'nın ünlü spor gazetesi As'ta yer alan bir başka habere göre de Luyendama'dan memnun olmayan Galatasaray'ın Demokratik Kongolu yıldız stoperin yerini Ribeiro ile dolduracağı yazıldı. Haberde Thomas Ribeiro ile Real Betis'in de yakından ilgilendiği fakat oyuncunun Galatasaray'a imza atacağı duyuruldu. İspanyol basınına göre Galatasaray'la anlaşan 22 yaşındaki yıldız savunmacı sarı kırmızılılarla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.